Merhaba sevgili dostlar. Weber Renkli Bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar. Tohumdan yetiştirmeye çalıştığım ekonopsislerimi başlamak istedim. Bu kutu tamamen doluydu. Böyle hepsini ayıkladım. Büyükleri, güzelleri seçtim. Ve buraya diktim. Şuraya. Ama hata yaptım. Onu örtmem lazımdı ve sık sık sulamam lazımdı. Çünkü bebekken suyu seviyorlar. Ben bunları seçeyim. Birkaç tane başka bir yere dikerim. Şöyle bakın öbek öbek. Tohumdan yetiştirdim. Bakalım ne renk çıkacaklar merak ediyorum. Özellikle sıkıştırmışlar diye birbirlerini böyle seçiyorum. Bunları başka yere dikeceğim. Bakar mısınız? Ben bunları tohumdan yetiştirdim. Geçen senenin tohumları. Bunlar aynı yaştalar. Aynı toprak, aynı bakım. Kimisi gelişti, kimisi de gördüğünüz gibi hala gelişmeye çalışıyor, direniyor. Bunları inşallah burada unutmam, videoyu kapattıktan sonra ekeceğim bunları. Hadi bakalım hayırlısı. Şöyle bu tür kaplara dikeceğim. Bu sene de tohum almayı düşünüyorum, yaşarsak artık. Hayırlısı neyse olsun hakkımızda inşallah. Şimdi yine sukulentlere gideceğim. Dayanamıyorum. İlla sukulent. Birkaç gün önce ben bunun saksısını değiştirdim. Mirinae variegata. Şöyle variegata türlerine son günlerde, daha önce dediğim gibi, merak saldım. Bunu böyle diktim. Böyle küçücük bir şey satın almıştım. Anca bu kadar. Yok, bu onun iki katı. Şunun yarısı kadardı satın aldığımda. Ve çok güzel gelişti. Bakalım. Hayırlısı. İnşallah daha da gelişir. Lovely Rose'larım. Yapraktan ürettiğim Lovely Rose'larım. Bunlara da bugün su vermem lazım. Torfa dikmiştim kök versinler diye. Bildiğiniz gibi ben sade torfa dikmiyorum. Karışım yapıyorum. Daha sonra normal bahçe toprağını alıyorum. Tabii ona da bir karışım yapıyorum. Evet. Bunlar da suyon frillerim. Gördüğünüz gibi kocaman kocaman. Ve eşim ilaçlamış da onları, kalıntı kalmış. Bunun adını unuttum. İsmi nedir bilmiyorum. Açı almaya çalışıyorum. Şöyle. Bir dakika oradan çıkarayım ama ilaçlı oldukları için dokunmak istemiyorum. Ay. Şöyle. Mandalinalarımız hala duruyor. Ama artık hiçbir tadı yok. Daha sonra onu yerleştiririm. Böyle rastgele koydum şimdi. Ağaçta dediğim gibi hala mandalina var. Ama inanın hiçbir tadı yok. O kadar yağmur yedi ki böyle tatsız tutsuz bir şey oldu. Ve dokunur dokunmaz da düşüyor tabii, zamanı geçtiği için. Bunlar da Albertlerim.
Albert Baynes. Bazıları buraya uyum sağlayamadı. Öldüler maalesef. Çürüdüler. Evet. Bunları bir arkadaş gönderdi. Sağ olsun. Abla dedi ne renk açtıklarını bilmiyorum ama bende ne kadar Echinopsis lobelia varsa hepsinden kırıp kırıp gönderdim. Ben de elimden geldiğince onlara iyi bakmaya çalışıyorum. Çünkü çiçeklerini görmek istiyorum. Burada bir türlü başarılı olamadığım bunlar. Oo, keşke sökmeseydim. Hafif bir kökü varmış. Hornealarda pek başarılı olamadım. Özellikle özel türlerde hep sıkıntı yaşadım. Merak ediyorum bunlar burada yaşayacak mı diye. Bu da Belçika'dan geldi. Madam kaktüs göndermişti. Onunla takas yapmıştım bir geçen sene. Evet. Bunlar da özel türlerim. 3 tane vardı. Kim yaptı bilmiyorum. Buraya taşındıktan sonra çalınmış. Bazen burada kalmıyordum. Çalındı bir tanesi. Kimin aldığını bilsem gidip evine kadar getireceğim ama bilmiyorum. Hırsız her yerde hırsızdır maalesef. Bunlar da dün buraya hiç gelmedim ki. Birkaç gün önce saksısını değiştirdim. İnşallah yaşatabilirim. Debi mi diyorsunuz buna bilmiyorum. Evet ve Veregata'ya dönen kaktüslerim. Bakar mısınız? Bu baştan zaten Veregata'ydı. Yazın daha çok belirgin oluyor Veregata'sı. Artık ondan yavru almayacağım. İyice büyüsün. Bunlar da benim anaç kaktüslerim. Kocaman kocaman. Her biri karpuz gibi maşallah maşallah diyelim. Nazara gelmesin. Onları da uyandırdım. Yani şöyle bol bol su verdim. İlaçlı su verdim. Biliyorsunuz ben MKP kullanıyorum. Bunlara kullandım. Ve ilk defa ben sukulentlere de kullandım. Bakalım inşallah güzel sonuç alırım. Bunu da çok çok ufakken almıştım. Çok güzel bir çiçeği var. Ama maalesef yavru vermiyor. Bana satan kişi tohumdan ürettiğini söyledi. İnci taneleri gibi dizdim bunları. Böyle. Bunları da arkadaşlar internetten aldım. Daha doğrusu oğluma söyledim. Kendisi satın alıp hazırlamış sağ olsun. Bana gönderdi. Kendisi şehir dışında çalışıyor. Evet. Çok işime yarıyor. Böyle uzaktan yaprak alımında, almak istediğimde bu otları çok işimi görüyor. Şöyle. Bunu da daha önce söylemiştim. Dişçiden aldım. Ben sık sık dişçiye gidiyordum. Çene ameliyatı oldum. Sağ olsun 3 tane verdi. 4 tane verdi hatta. Bunlar artık işini görmüyormuş. Bir tanesini bir arkadaşa gönderdim. Birisini de hediye verdim. 2 tane kaldı bana. Evet. Dediğim gibi ben birkaç gün önce su verdim bunlara. O kadar hemen güzelleşmişler ki şunlara bakın. Eşim de ilaçladı.
daha da kendilerine geldiler. Bunlar da çok çok güzelleştiler su verdikten sonra. Şimdi arkadaşlar, bu bir kısmı variegata, bir kısmı da böyle şey oldu. Variegata olmayan kısmından ben kestim, buraya diktim. Normal bir şey çıktı. Variegata bu kaldı sadece. Başka bir yerden aldım. Buruşmuştu, düzelmedi. Sanırım onu kaybedeceğim ve pahalıya da aldım. Misafirimiz var burada. Evet. Klasikleri seviyorum ya. Çok pahalı türler oluyor o variegata, koreliler. Bunları kestim ama atmaya kıyamadım. Buraya bıraktım. Hani dedim belki buradan keserim, köklendiririm, bir şey olur. Bilmiyorum, olur mu olmaz mı? Dediğim gibi bu karıncalar dibini yemiş. O kadar tırtıklamış ki karıncalar. Cılız kalmış bu. Söktüm, buraya ektim. Bakalım, inşallah burada güzel olacak. Evet, ellenlerimizi gösterelim. Bunlar ellenler. İlaç kokusu hala rahatsız edici boyutta var kasalarda. Bunun variegatası var. Çok güzel türler. Nasıl yapıyorlar anlamıyorum ya. Bence bir ilaçla, bir şeyle yapıyorlar bunları. Boşuna değil. O da gelişmiyor. Şimdi tekrar su vereceğim. Belki kendine gelir. Da öyle. Bu çok çok çoğaldı bende. Satın aldığım da ufacıktı. Çok küçüktü. Ama bütün saksılara azıcık azıcık diktim. Harika oldular. Şimdi ben bütün kış satış yapmadım. Gönlüm kırık, yapmak istemedim. Bir de altyapı bozuk olduğu için bizde internetti, elektrikti, bilmem ne. Rahatsız edici boyutta olduğu için satış yapmadım. Bitkilerim daha da coştu. Çoğaldı, dokunmadım diye. Evet. Bakın. Bir video yüklemeye geliyorum. 7-8 saatimi alıyor. Onun için gerçekten yıpratıcı bir durum. Ben bazen annemlere gittiğim zaman ya da başka köye gittiğim zaman, oradaki fiber internet olduğu için 15-20 dakikada, yarım saatte yüklüyorum. Ama burada 7-8 saatimi alıyor ADSL olduğu için. Yapacak bir şey yok. İnşallah ileride bir düzene girer artık. Buna krispate mi diyorlar? Gene bir arkadaş yaprak göndermişti. 3 tane yavru verdi o yaprak. Çiçek yetiştirmek sabır ister ama sonucu da harika. Evet, bunlar gördüğünüz gibi çok zayıfladı ve döküldü. Daha önceleri biliyorsunuz ben de çok çok büyüktüler. Ama burada zor kendilerine geldiler. Bakar mısınız şu yapraklara? Bir tanesi çürüdü, bütün yapraklarını döktü. Yapacak bir şey yok. Bu da Mauna Loa, kafasını kestim. 5 tane yavru vermiş. 1, 2, 3, 4, 5. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.